Merhabalar. Bu videoda yaklaşık 4 bölüm sürecek olan düşük bütçeli ve kendi yaptığımız 3 boyutlu yazıcı yapımına başlıyoruz. En baştan şunu söylemek istiyorum. Yazıcıyı toplarken çok fazla detaya girmeyeceğim. Udemy üzerinde bu yazıcının detaylı bir şekilde nasıl toplandığını anlattığım 8,5 saatlik bir kursum var. Buradaki kursiyerlerime haksızlık etmek istemiyorum. Fakat burada da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu video altına 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar mail adresini yazan arkadaşlara Udemy'nin o ay için bana verdiği promosyon hakkı kadar kurs hediye edeceğim. Bu kısımda anlayışlı olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ayrıca yazıcılarla ilgili içerik üreten bir kanalda da kendi yaptığımız bir yazıcı olsun ama değil mi? Birazdan videoya geçeceğiz. Ama önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3 boyutlu yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir, açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bu bölümde 3 boyutlu yazıcının şasesini kurup enerji bağlantılarını yapacağız. Yapacağımız 3 boyutlu yazıcıda Marlin'in son versiyon yazılımını kullanacağız. Bununla birlikte yazıcımızda baskı tamamlandıktan sonra 220 volt girişini tamamen kapatan bir modül ile baskıları rahat görmemizi sağlayan LED aydınlatma modülü bağlantılarını da bu videoda yapıyor olacağız. Yazıcının şasi aksamı 3 mm sajdan lazer kesimi olarak imal edildi ve statik boya ile boyandı. Yazıcının baskı alanı X ekseni 20 cm, Y ekseni 20 cm, Z ekseni de 18 cm olacak. Anakart olarak Arduino Mega, motor sürücü olarak da sessiz TMC motor sürücüsü kullanacağız. Video süresinin çok uzun olmaması için LED'leri ve SMPS trafo montajını önceden yapmıştım. Kule, sağ ve sol kol montajlarını yapıp vidalama işlemlerini yapıyorum. Ön ve arka tarafın saj levhalarını da yerleştirip yine aynı şekilde vidalıyorum. Sırada alt ve üst destek parçaları var. Bu parçaların montajlarında yerlerine yapıyorum. Buraya kadarki montaj sonrası yazıcı bu şekilde görünüyor. Bu aşamada Arduino kartının şase üzerindeki yerine montajlıyorum. Kısa devrelerden korumak için kart altına bu şekilde bir koruma taktıktan sonra şaseye vidalıyorum. RAMS kartını da taktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Sırada yazıcıyı baskı bittikten sonra otomatik kapatacak ve LED aydınlatmaları kontrol edecek olan bu modülü yerine takıyorum. Yazıcıyı bu modül üzerinde bulunan buton ile çalıştıracağız. LCD ekran montajına geçelim. Aslında kendi kullandığım yazıcılarda LCD ekran ihtiyacı olmuyor. Çünkü yazıcıların bir server kurulumuna bağlılar ve uzaktan kontrollü olarak çalıştırıyorum. Fakat kanalımda ağırlıklı olarak 3 boyutlu yazıcılar ile ilgili içerikler üreteceğimden dolayı bu yazıcıya ekran takacağım. Ekran olarak 128x64 grafik LCD ekranı kullanıyorum. Ekran ve otomatik kapatma modülü montajı sonrası bu şekilde görünüyor. LCD ekranın kablolarını kapatmak için kablo kapaklarını yerine montajlıyorum. Bu
işlemden sonra 220 volt girişini halledelim. Burada bilgisayarlarda kullanılan Power erkek fiş soketi kullanacağım. Soketin bağlantılarını yaptıktan sonra kapağını kapatıyorum. Bu aşamaya kadarki yaptığımız kısmı kontrol etmek için Arduino'ya geçici olarak enerjisini veriyorum. 220 volt bağlantımızı da yapıp ilk startı veriyorum. Sıcaklık sensörleri bağlı olmadığı için yazılım hata veriyor. Geçici olarak yine sensörleri yerine bağlayıp tekrar çalıştırıyorum. Evet, buraya kadarki kısımda sorun görünmüyor. LED'lerin kontrolünü de yapıp sağlam ve çalıştıklarından emin oluyorum. Bu aşamaya kadarki yaptığımız işlemler sonrası yazıcı bu şekilde görünüyor. Bir sonraki videoda artık eksenleri toplayarak devam edeceğiz. Sonrasında ise kalibrasyonlar, yazıcılarda karşılaşılan hatalar, yazıcı hızlandırma taktikleri gibi tüm videoları bu yazıcımızda yapacağız. Evet, bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Dostlar, bu kanalda sizlere sadece faydalı bilgiler veriyorum. Ve gerçekten sizlerin bir şeyler üretmesi için bir kapı aralamak istiyorum. Bakın, Prusa Slicer eğitimi çektim. Gerçekten YouTube'da bu kadar detaylı anlatan bir kanal daha bulamazsınız. Sizlerin öğrenmesi için ben elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Sizler de lütfen bu emeklerin karşılığı olarak kanala abone olup içerikleri beğenin ve paylaşın ki diğer izleyiciler de bu bilgilerden faydalansınlar. Ülkemizde bu tarz içeriklere ulaşmak gerçekten çok zor. Hele de günümüzde artık aradığınız bir içeriği bulmak neredeyse imkansız. Paylaşın ki bu bilgiler daha fazla kişiye ulaşsın. Kendi yaptığınıza paha biçilemez diyor ve bu videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.